da gerilla eğitimi almamış birinin Mert'e gitmesi son derece tehlikeli bir şey anne. Ne varmış kısavada? Alt tarafı bir yağmur yağıyor. Ay duyan da dışarıda böyle hortum var sanacak. Adı geçen yağmur İstanbul'a yağıyor anne. Kazmopolit kentimiz çoktan sel ve afagan baskınına uğramıştır bile. Elektrik kesintisi, su baskını, katalitik faciası, zincirleme kazalar. Kilitli trafik ortasında 10 milyon insan gırtlaklaşırken bir anne öz kızına sokağa çık Mert'e git der mi? Sen değil misin eve tıkılıp kalmaktan şikayet eden? E fena mı işte Mert'e halan bile gideceksin, biraz da hava almış olursun. Bin şundan otobüse. Ne? Bir de otobüse bineceğim ha? Bu havada 3 saatte 1 santim bile ilerlemeyen belediye otobüsündeki forçuların ne biçim fantezileri vardır biliyor musun? Ayrıca benim hırzımdan vazgeçtiniz herhalde. Sanki buradan kalk İskenderun'a git dedik. Gideceğin 2 adım yer be. İşe bak ya, yıllar sonra tek başıma sokağa çıkmama izin veriliyor. Ama planlı olarak İstanbul'un cinnet geçirmiş olduğu bir gün seçilmiş. Bak sakin, halanın günü var. E bir koşu gideceksin, ortalığı silip süpürmesine yardım edeceksin. E gitmişken de şu keki bırakırsın. Ya kadıncağız telefon açtı, sevaptır. Hay istiyorsan mahalleden tanıdık bir taksi falan tutalım. Bu havada taksiciler babasını bile tanımaz. Hepsi sadistin çift tarifelisi olmuştur şimdi. Halama söyleyelim, hava muhalefeti nedeniyle gününü iptal etsin. Ya da şuradan motosikletli bir kurye tutalım, sarılıp herifin beline gideyim. Edepsiz, motorize kaltak. Sarılıp elin herifin beline öyle gidecekmiş. Ben seni o ağzına ense köküne kadar cart diye yırtarım cadı. Esasen o bile bir şey yazmaz. Benim buradan Mert'e gidebilmem için suda manevra kabiliyetine sahip bir amfibik komando bölüğünün bana yol açması lazım. Bunalımlı ev karısı günlerine kek yetiştirebilmek için komandoları alarma geçirelim. Bunalımlı deme kız halaya, edepsiz cadı. Hayda, durduk yere darpa uğradık. Ev değil darphane. Neymiş? Mert'e yaşayan halama kek götürecekmiş. Kırmızı başlıklı Karabaklı kız masalının 1997 versiyonu. Orman yerine yağmur yağmış İstanbul'da cereyan. Mor gözlü kız olacaksın akşama sen Sıdık. Hele baban duysun bu söylediklerini göreceğiz akşama. Ya bari ne, ben kek kuryesiyim. Hem babamın beni evde oturacağım, asla dışarı çıkmak istemiyorum diye dönmesi imkansız bir şey. Stratejisine ters, eşkıyanın tabiatına aykırı. Eşkıya deme babaya. Ya ben yıllarca dizimi kırıp evde oturarak hayırlı bir kısmet bulmak üzere eğitildim. Çıkmayacağım işte dışarı. Minder gibi oturacağım şu divanın üstünde. Kimse benim kadar güzel evde oturamaz. Bu benim zelatım. Kırmızı başlıklı bir ev kızıyım ben. Hey tamam, keyfin bilir. Bundan sonra da zor çıkarsın dışarı. Hadi bakalım. 2000 yılında İstanbul'un nüfusu 20 milyon olacak. Ben çıkmayacağım ki dışarı, onlar gelecekler. Freni patlamış otobüsle camdan içeri dalıp sorgusuz sualsiz senin kabarmamış keklerini yiyecekler. Arazi mafyası salonun orta yerinde fink atacak. İçine edilmedik yol kalmadığı için banyonun orta yerine liyit kömürü dökecekler kamyonlarla. Sen kimin kekini kabarmamış diyorsun kız? Ya kırmızı ayaklı pamuk dilli kaltak. Hakikaten enteresan bir kadınsın anne. Bir ara laf söyledin, içinden bir tek kabarmamış kek lafını duydun. Enteresan deme anneye, sensin o. Enteresan tuhaf şey olan. Radikal tak. Ah, bir de radikal tak olduk, iyi vallahi. Yalan mı? Mahallede herkes söylüyor Safiye Hanım kızı entel oldu diye. Hay baban tarafta entel yok, bizde de öyle. Sen kime çektin bilmem ki. Aman anne be, bir kekini götürmedik diye makinalı tüfek ateşi açtın ha. Senin çenen öyle mitralyoz gibi car 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 car. Ay bir kek götür dedik, İstanbul'un 2000 yılını anlatmaya başladı salak şey. Hay bir kere de normal genç kızlar gibi söz dinle, böyle Tarkan'dan, Çelik'ten falan bahset değil mi? Ne o İstanbul bilmem ne? Anne, gerekirse Kars'ın Digor ilçesine bile gelip giderim, tamam mı? Yeter ki sen sus. Bak asıl sen sus, bir daha da öyle annemin keki kabarmamış falan diye duymayacağım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Of. Komşum şöyle helal süt yemiş, hayırlı bir kısmet dile diyorum. Ay içimizden diledik herhalde. Ay içinden dilemişmiş. Annenden gizli saklı bir şeyin mi var Sıdıkacığım? Yani senin kısmetini bilmek hakkım değil mi? Saçmalıyorsun anne ya. Daha damat tasarı safhasında. Şöyle ela gözleri olan, siyah saçlı, her iki yanağında gamdesi bulanan, şöyle fazla uzun boylu da istemez. Bebek yüzlü olsun yeter. Böyle bir şey dileyim mi? Çok yakışıklı olmasın kızım. Gözü dışarıda olur. Kızım bak sen kendine göre bir şey istesene. Şöyle bir kere kapkara gözleri olsun. Siyah kıvırcık saçları, bıyıkları falan da olsun. Ya da azıcık kel kafalı ve göbekli de olabilir Sıdık'a. Başka? Aman canım, öğleleri evlerine bağlı olurlar. Bira içer, maç seyrederler. Doğrusun 2 tane atarsın önüne. Oh! Sen sağ, ben selamet kız değil mi? Ay Marputçu baba hazretleri şaşıracak bu işe. Kısmeti kim istiyor karıştıracak. Adı geçen kısmet benimdir efendim. Annem kafayı yedi mi? Asıl sen kafayı yedin Sıdık'a. Serserinin teki o. Kim o? Aman kim olacak? O ela gözlü gamzeli olan. İt o it. Ay anne öyle biri yok ki ortada ya. Bana bak anne sözü dinlenecek o kadar.
Düdükler o seni bir defa. Yüzünden belli. Sahtekar. Ondan koca moca olmaz Sıdıka. Biliyorum. Ay lütfen siz annemi dinlemeyin. Hani bana Tom Cruise falan yeter. Fazla bir şey istemiyorum. Bana müsaade. Duydun değil mi komşum? Ne dedi? Neymiş adı? Vallahi kardeş gavur ismi gibi bir şey bilmem ki. Vallahi billahi bak. Gavur değil mi? Gavur. Bunun yüzünden bir gün inme inecek bir tarafı var. Aman kardeş üzme kendini. Gavur olsun da iyi insan olsun. Biz bizimkilerden ne hayır gördük ya? Hadi bakmayacağım diye yemin etmiştim ama içimden geldi. Kapa bir fincanı da ben de bakayım. Hadi komşum. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse halim çıksın falan. Sıdıka'ya kapattım ha. Çıksa başında bekçilik yapmaktan bir kurtulsa çıkacak, ona da çıkacak. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi görüşürüz gene gel. Kısılıka. Ne? Hayrola? Az bakkala gideceğim. Yemek için yoğurt lazım dediydin ya. Bırak şimdi sen bakkalı makkalı. Sallarız sepeti camdan, koyar sepeti. Anne saçmalıyorsun. Bize en yakın bakkal iki sokak ötede. Nereye sallandırıyorsun ki sepete? Şöyle yoğurt taşıyabilecek irice bir posta güvercinimiz olsaydı belki. Boş boş konuşup durma Sıdıka. Ederiz telefonu gelir kor sepete. Ay bu da sepetle bozdu ya. Allah. Anne madem bakkal kapıya kadar geliyor niye sepete koysun? Çalar kapıyı verir. Sıdıka böyle bak bahane arama tamam mı çıkmak için? Seninle konuşacaklarım var. Bu Tom Curtis meselesi neyin nesi? Oğlan mahalleden birisi mi? Adı neden Tom? Ay anne ya kaç kere söyleyeceğiz? Yok öyle birisi. Hem bizim mahallede Tom ne arasın ya ha? Biz Amerika'nın Cincinnati eyaletinde mi oturuyoruz? Bak şimdi öyle sinsilik misilik anlamam ben. Sensin o tamam mı? Ah hanımefendi Tom'um maşallah almış başını saman altından. Süf anne üf kuru iftiranın da bu kadarı. Haydar al geldi bana. Haydi dışarı çıkmazsam iki dakikalığını çat diye ortamdan ikiye bölüneceğim. Bakkala gidiyorum. Bir şey istiyor musun manavdan sen onu söyle hadi. Azdın sen Sıdıka azdın tamam mı? Böyle bakkala gitmeler falan. Bana bak 4 dakika içine geri dönülecek anladın mı? Yoksa bu Tom meselesi babaya anlatılıyor. Ve o da Jerry olup o fare suratlı herifi mahvediyor. Ay anne karıştırdın ya. Fare olan zaten Jerry. Kedi olan Tom. Hem bu durumda babama ayıyogi desek iyi olur. Babaya ayıyogi deme. Saat tutuyorum Sıdıka. 22 geçe burada olunacak anladın mı? Manava uğra bir marul al. Fırla. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Sıfır. Sahnenin 3-1-10'u kadar geciktim anne. Marul saçarken oldu. Ay o kadar olur evladım. E sen genç kızsın tabii. Gözün vetrilere falan takılmıştı. Ay Sıdıka bir daha böyle gecikirsen telefon aç çocuğum. Ana kalbi bu. E dayanmıyor merak ediyor insan. Bir de dalga geçiyorsun değil mi? Sana ne diyeyim ki anne bilmem. Kime aykırıyordun kız telefonda demince? Aman hiç işte kadrolu telefon sapımız. Arada bir kontrol ediyor yaşıyor muyuz diye manyak. bir dahakine bırak ben çıkayım. Bir girişeyim o yüze. Bakalım bir daha arayabiliyor mu? İnşallah. Paylaşın kozlarınızı öldürün birbirinizi. Şu lotoyu bir kurayım. Kapayım paraları. Kimseyi kendim öldürmem. Veririm parasını tutarım 3 tane tetikçi. Bir de böyle cep telefonu. Öyle kullandığım biri mi oldu? Tık 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 ara telefonla indirtiver aşağıya ineyi. Hayırlı bir şey istesene ya. Herife bak lotodan para çıksın da tetikçi tutayım diye dua ediyor. Deli mi ne? Ya hepsini tabii ki tetikçiye bağlamayacağız. Bak bir Mercedes,
Bir sarışın şarkıcı. Manken de olur. Ama bu Mercedes çok Hanzo işi oldu ya. Buldum. 4x4 cip alacağım. Camları sipsiyah şöyle. Uçak gibi. Ufak arabaların ensesine bineceğim. Yakacağım selektörü böyle. Bit 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 bit. Yakacağım farları. Açılın lan diyeceğim. Yol verin kara şimşeğe. Keyife bak ya. Tetikçi isteyip mafyayı karıştırdığı yetmiyor. Bir de trafik terörü yaratacak. Ya abi. Sana para çıkarsa var ya, normal insanların bu ülkeyi terk etmesi gerekecek. Çok konuşma öyle. Çıkarsa ama abi abi diye peşimde dolanırsın. Hadi hadi, bir rakam söyle bakalım. Hayda. Ne öyle kız, doğru söylesene. İki mi demek istiyorsun yani? Hı? Yok abi. Gülüyorum öylesine. Neye gülüyorsun? Kızma ama bir şey soracağım. Sor. Serçe parmağına niye taktın o bebek patiğini? Özel bir anlamı var mı? Yoksa bugün dünya serçe parmağına bebek patiği bağlama günü mü? Uğurum o benim. Bu tahliye oyunları oynamadan önce muhakkak dokunurum ona. En son Sinoplular eşya piyangosunda böyle tüpüyle beraber katalitik soba çıkarttım ben bunun sayesinde. Ya şimdi de sayısal lotada götüreceğim malı. Mahalledeki arkadaşların bu uğrundan haberleri var mı abi? Hayır, sen karakter olarak cebinde anahtarlık verme. Ya da ne bileyim böyle minyatür bereket tarlası, minik kuru kafa, at toynağı falan taşıması gereken bir insansın. Hayır, biraz tuhaf duruyor elinde. Yani imajınla taban tabana zıttı onda. Bana bak, tabanımın tersiyle bir korsam suratına şimdi. Uzatma da bir rakam söyle. İyi bir şey olsun. Azıcık düşün. Öyle aklına ilk geleni söyleme mi? 19 nasıl? Onu kafadan yazdım ben. Bak, bak. Bu şanlı camiamız olan Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olan 1907 rakamını ortadan ikiye bölmek suretiyle 19 ve 07 şeklinde iki güzide rakam elde edip derhal işaretledim. Bak bu hiç aklıma gelmedi. Ama aynı anda 18 milyon insan da o rakamları işaretleyecektir. O yüzden de ikramiye olarak pek bir şey girmeyecek cebine. Bence sen o rakamları yazma. Hayır, sayısal loto oynama yetisine sahip bütün Fenerbahçeliler o rakamları işaretleyecektir. Benim aklıma ilk anda böyle 30-31 falan gelirdi herhalde. Heh, 30 olur. De öbürü ayıp. Çıkmaz. Sen de dikkat et biraz. Ağzından çıkan rakamı kulağın duysun. Bunu bükerim boynunu. İyi be. Laf söylüyorduk, suç oluyordu. Rakam da söyleyemeyeceğiz artık içine tükürdüğümün evinde. Beyni donunda teşekkür etmiş fesat kalpli hilkat yaratığı. Hani şimdi ben 23 desem kim bilir ne anlama gelecek senin o hastalıklı beyninde. 23 sakat bir rakama benziyor değil mi abi? Peki 16 desem nasıl olur? Ne biçim konuşuyorsun kız sen öyle? Bana bak, biliyorsun babamdan yeşil pasaportum var. Parçalarım seni, kimse kılıma dokunamaz. Oyarım şerefsizim. Cadı. İyi be iyi. Ne söylesek olmuyor. Bak daha iyi bir fikrim var. Aniden sigortayı indirelim. Elektrik saatindeki rakamları bir bir yazalım. Tamamen şans yani. Ya da bir sıvı yağ şişesindeki mısır adedini yazalım. Ya da İstiklal Marşı'ndaki fa sayısını. İyisi mi sen onları yaz. Tamamen şans. Bak bunlar olur işte. Hayır, şans şeysi yani. Olur tabii. Ama şunu da söyleyeyim ki kişi kendi şansını kendi yaratır. Yani kozmik bağlamda düşünecek olursak evrendeki her şey bir neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlıdır. Ya öyle bakarsın. Anasını tren çiğnemiş buzağı gibi insanın suratına. Çok basit bir şey söylüyorum. Ya şöyle açıklayayım. Diyelim ki sayısal lotodan sana bir şey çıktı. O rakamlara karşılık gelen kozmik kod senin bünyende gizlidir. Ay gene anlamadım. Bak samimi söylüyorum, samim. Geçenlerde astrolog Esin Uzer sınır ötesi programında bizzat değindi bu konuya. Ya diyeceğim o ki o rakamlar senin bünyende gizlidir. Mesela bir seferde kaç tane şınav çekebiliyorsun? Diyelim ki 15. Hemen işaretleyeceksin o 5'i oraya. Kaç 15? Sen beni ne sanıyorsun kızım? Bak şimdi say bakalım. Dur. Evet. 1, 2, 3, 4. İşte o rakamları hemen şey edeceksin kaç tane çıkıyorsa. Aklın bende olmasın, sen saymaya devam et bir yandan. Hop hop.
Karnı yere değdirmek yok. Gövde yere paralel olacak. Kozmik dengeyi kaldırmaya kalkarsan havan alırsın sayısal lotodan. Sonra bak bir şey daha yapalım. Bu şınavdan sonra kafanı kurnaya daldır. Sayalım bakalım nefesini ne kadar tutabiliyorsun. Sonra o sayıyı da şey ederiz. Ay araya laf karıştı, saymayı unuttum. Kaçta kaldın sen? 5 miydi 7 mi? Ne beşi lan? 3! 40 filan. Aa 40 filan olmaz. Kesin bir şey belirleyeceğiz. Hadi baştan başlıyoruz. Kaldır popoyu Samim Bey. Evet. 1 2 Kozmik denge dürüstlüğü sever. Tek bir yanlış rakam her şeyi alt üst edebilir. Loto olayı yatar. At yarışında atlar şişer. Ondan sonra Rus ruletinde tabanca ateş almaz. Anlatabiliyor muyum?